Zombi Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Bugün bir kısa podcast ile karşınızdayım. Konumuz sorumluluk almak arkadaşlar. Herhangi bir savunma, güvenlik ile alakalı bir durumla karşı karşıya kaldığınızda kafanızı kullanmakla alakalı. Aslında nereden ilham aldım bu videoya? Serkan Kızılay'ı izliyordum. Gerçi son 3 yıldır falan video atmamış adam. Muhteşem bir savunmacı. Bodyguard anladığım kadarıyla. Bir hikaye anlatacağım size. 2 sene önce yaşadığım bir hikaye. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir abimizin kardeşi vefat etti ve cenazesine gittik. Birçok ünlü isim de gelecekti cenazeye ve bir partinin de lideri gelecekti, başkanı gelecekti. Biz kendi aramızda böyle bir şey yaptık, nasıl söyleyeyim, görev dağılımı yaptık. Ben cami ve mezarlığın olduğu yere gittim. İşte oraya gelenleri eve yönlendirecektim. Önce cenaze namazından önce işte çay içsinler, bir şeyler yesinler diye. Ben bu görevi seve seve üstlendim. İşte iki şişe suyum, bir miktar kendime yetecek erzağımla caminin orada bekliyordum. Sonra o bekleme süresince sağıma baktım. Çok yüksek hızla kamyonlar geliyor. Soluma baktım. Viraj çok keskin. Yani çok riskli bir bölge. Aradım işte başka bir abimi. Dedim abi böyle böyle, bak burası çok riskli bir bölge. Birazdan buraya 200-300 belki 500 kişi gelecek. İnsanlar karşıdan karşıya geçecek. Yani bizim burada yolu kesmemiz veya dur kalk vesaire yaptırmamız çok zor. Sence polisi aramalı mıyız? Polisten yardım istemeli miyiz dedim. Bilmiyorum Tonguç, kafana göre takıl dedi. Okey dedim. Ben de kendim bireysel olarak bir sorumluluk aldım. Aradım 112'yi. Adım şu, lokasyonum burası. Birazdan burada bir büyük cenaze merasimi olacak. Cenaze namazından sonra defin işlemi olacak. Ve herkes bir yana, seçimlerde pusulada adı geçen bir partinin lideri birazdan buraya gelecek. Ve burası çok riskli bir bölge trafik açısından. Burayı güvenliğe almanızı rica ediyorum dedim. Dediler orası şey değil, polis güvenlik bölgesi değil, jandarmaya bağlayayım sizi. Dedim seve seve bağlayın. Jandarmaya bağladılar. Merhaba işte ben bilmem ne komutan falan dedi karşımdaki ses. Hatırlamıyorum rütbesini veya ismini. Dedim adım şu, şu an şu lokasyondayım. Yaklaşık bir saat sonra burası bir pazar yerine dönecek. Çok riskli bir viraj var. Burada bizim güvenliğe ihtiyacımız var. Yani trafiğin güvenliğe sokulmasına ihtiyacımız var. Sizden buraya gelecek parti liderinin veya başka isimlerin güvenliğini sağlamanızı istemiyorum. Burada trafiği en azından o yoğunluk olduğunda bir dur kalk ve falan yönlendirebilirseniz çok mutlu olurum dedim. Tonguç Bey dedi, bu verdiğiniz bilgiler doğru mu dedi. Bize böyle bir parti liderinin bu ile bu lokasyona geleceğine dair bir bilgi verilmedi dedi. Dedim adımı soyadımı söyledim. İstiyorsanız TC'mi de söyleyebilirim. Şu an bu lokasyondayım. Zaten oradan birkaç parmak hareketiyle benim bütün sicilime de ulaşabilirsiniz. Size böyle yalan yanlış bir ihbar yapacak biri değilim. Beyefendi kendisi birazdan havalimanından yola çıkacak, korumalarıyla beraber, eskort arabalarıyla beraber bu lokasyona gelecek. Zaten Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine atanmış korumalar da var. Sizden ricam trafiği güvenliğe almanız dedim. Yani buyurun dedim, ben buradayım. Tamam teşekkürler dedi. Telefon kapandı. Abi 10 dakika geçti geçmedi. 4-5 tane jandarma trafik geldi. Hiç benle konuşma bile ihtiyacı hissetmediler. Hemen lokasyon aldılar. Kalabalık arttıkça trafiği yönlendirmeye çalıştılar ellerinden geldiğince. Ve muhteşem bir iş başardılar. Parti lideri de cenazeden sonra mekandan ayrılıncaya kadar bir ekip otosu nöbet tuttu arkadaşlar. Şimdi bazen bir organizasyon içerisinde herkes her şeyi düşünemiyor. Siz potansiyel riskleri, potansiyel güvenlik açıklarını, potansiyel insanların hayatını riske atabilecek
konuları görebilmeniz gerekiyor ve bunlar hakkında sorumluluk almanız gerekiyor. Ben bir sorumluluk aldım o gün. Kaldırdım telefonu, polisi ve jandarmayı aradım. Onlardan yardım istedim. Ve haddimce yardım istedim. Bizi koruyun, kollayın. Buraya SWAT timleri hepsi gelsin demedim. Sadece trafikle alakalı yaşanabilecek bir problemden bahsettim. Bence güzel bir sorumluluk alma şekliydi. Siz de yaşadığınız böyle durumlarda daha önce böyle bir sorumluluk aldınız mı? Böyle bir hamlede bulundunuz mu? Veya bundan sonraki faaliyetlerinizde bunları göz önüne alacak mısınız? Lütfen yorumlarda benimle bunu paylaşın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Güvende kalın.